Estağfurullah, estağfurullah el-azim. El-kerim el-lezi la ilahe illa hu, el-hayyel qayyume ve etubu ileyh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bugün sohbetimizi, dersimizi, geçen ders devam ettiğimiz Kurban Bayramı'nın muhasebesi üzerinde devam etmeyi düşündük ama bir hafta içinde yine çok gelişmeler oldu. Gündeme yeni mevzular geldi, yeni konular, yeni meseleler ortaya çıktı. Bir taraftan Ayasofya Camii Şerifi gündeme geldi. Bir taraftan Cuma namazı ve Cuma günüyle alakalı bir mesele gündeme geldi. Bir de ayrıca önümüzde çarşamba günü tecelli edecek olan hicri yılbaşı, yani hicret meselesi gündeme geldi. Hangi birini ele alalım diye düşünüyoruz. Hepsini birden kürsüye getirmek mümkün değil. Her birisi ayrı ayrı ehemmiyeti olan, önemi olan, açıklanması gereken meseleler. O bakımdan bir konuyu bitirmeden, tamamlayamadan başka bir İslami konu gündeme geliyor. Adeta peşinden yetişemiyoruz ve her gün yeni bir bahis, yeni bir mevzu, yeni bir mesele bütün basın yayın organlarını işgal ediyor. Bu bir bakımdan çok sevindirici. Sevindirici dediğim cihet, demek ki hamdolsun dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de günün konusu, günün meselesi İslam olarak tecelli ediyor. Her yerde İslam konuşulur hale gelmiş bulunuyor. Belki geçmiş asırlarda dini celili İslam bu kadar gündeme gelmiş ve bu kadar dünya insanlarının, dünya insanlığının konuşulan ve görüşülen meselesi haline gelmemişti. Bugün bütün dünyada şu anda birinci sırada İslam var. Birleşmiş Milletler'in gündeminde İslam var. Amerika'nın gündeminde İslam var. NATO'nun gündeminde İslam var. Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın, Avustralya'nın gündeminde kesinlikle İslam var. Buna paralel olarak Türkiye'de de gündemde İslam var. Şu anda parlamentonun, Millet Meclisi'nin gündeminde İslam'dan başka bir şey var mı, yok mu? Yok. Milli Güvenlik Kurulu'nda İslam var. Her yerde İslam var. Konuşulan o, tartışılan o, açıklanan o, korkulan o, sevilen o, istenen o, istenmeyen o. Allahu Teala dinini tam anlamıyla gündeme getirdi. İsteyen de İslam'dan konuşuyor, istemeyen de konuşuyor. Şu anda dünyada konuşulan tek mesele İslam. Şu anda dünyada tartışılan tek mesele İslam. Komünizm gündemden düştü, sosyalizm gündemden düştü,
Kemalizm gündemden düştü, Siyonizm gündemden düştü. Konuşulan tek mesele vallahi kainatta İslam. Fransa'da İslam, Almanya'da İslam. Hristiyanlık hiçbir yerde konuşulmuyor. Hristiyanlık santim yayılmıyor, duyulmuyor, gelişmiyor. Musevilik, Yahudilik santim gelişmiyor. Hiç duydunuz mu dünyada şöyle bir ünlü adam, tanınmış bir adam Yahudi olsun, Hristiyan olsun? Vaki değil. Zaten Yahudi olmak mümkün değil. Bugün herhangi bir insan ben Yahudi olacağım dese vallahi olamaz. Ya Yahudi anadan yahut Yahudi babadan meydana gelmesi lazım. Yahudilik ırka dayalı, soya dayalı bir dindir. İsteyen istediği dakika Yahudi olamaz. Yani soyu, ırkı Yahudi olacak. Yahudilik ırkçılıktır, dinle alakası yoktur. Hristiyanlık da insanlığı tatmin etmiyor. Yeryüzü insanları Hristiyanlığa bir santim alaka duymuyor. İlgilenmiyor, etkilenmiyor. Akla aykırı, ilme aykırı, mantığa aykırı, fenne, her şeye aykırı. Zira Allah-u Teala'yı baba olarak tanımlıyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diye tanımlıyorlar. Hazreti Meryem'i Allah'ın karısı diyorlar. Meleklere Allah'ın kızları diyorlar. Adeta bir aşirete benzetmişler, kendilerine benzetmişler. Hani onların inandığı Allah, şanı yüce olan, münezzeh olan bir Allah değil. Allah baba, oğlu var, kızı var, karısı var. Böyle bir Allah inancı getirmişler. Avrupa'da değil akıllı insanları, çocukları bile ikna edemiyorlar. Kimseyi Hristiyanlığa çekemiyorlar. Hristiyanlık donmuş durumda. Yayılmıyor, duyulmuyor, konuşulmuyor. Hristiyanlık inancı hayvanları bile etkilemiyor. Değil ki insanların aklına hitap etsin. Onun için dünyada konuşulan, görüşülen, tartışılan bir tek mesele var. O da İslam, İslam, İslam. Elhamdülillah. İşte Türkiye'de de bugün parlamentosunda, parti grup toplantılarında, medyada, mafyada, basında, yayında, sokakta, kahvede, köyde, kasabada, her yerde İslam konuşuluyor. Bu açıdan çok sevindirici. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Allah-u Teala belki de bizi, yeryüzü Müslümanlarını 2000 yılında dünya hakimiyetine hazırlıyor Müslümanları. Bu bir hazırlıktır bu. Hazırlıktır. Nasıl ki bir çocuk doğmadan evvel doğum günleri yaklaştıkça bir hazırlık yapılmıyor mu evlerde? Beşik hazırlanıyor, patik hazırlanıyor, çamaşır hazırlanıyor. Hamile kadına daha bir ilgi artıyor. Aman düşmeyesin, aman kalkmayasın, aman çarpmayasın. Dikkatli ol, doğum var, doğum var, doğum var. Şimdi de yeryüzünde İslam'ın doğum var inşallah Teala. Hazırlık var, bekleyiş var, titizlik var, dikkat var, hesap var. Onun için İslami konular çoğaldı. Onun için İslam'ın üzerinde şiddet artmaya başladı. Telaş başladı, panik başladı, korku başladı, endişe başladı. Dehşet başladı. Korkanlar niçin korktuğunu çok iyi biliyor. Sevenler niçin sevdiğini çok iyi biliyor. İnşallah Teala İslam şimdi konuşulan bir mesele halinde bütün dünyada gündeme gelmişken 2000 yılında sade konuşulan değil, yaşanan bir nizam haline gelecektir. Yaşanan bir nizam, konuşulan değil. Efendiler, kardeşler, bu ortaya atılan İslami meseleler muhakkak ki bir hikmete bağlıdır. Yani bir cuma konusu parlamentoda isteyerek veya istemeyerek, inanarak veya inanmayarak kim gündeme getirdiyse cuma tatilini, cuma konusunu o kadar hikmetli oldu ki, o kadar bereketli oldu ki parlamentoda mümin ile kafir tamamen ortaya çıktı. Yani bir cuma konusu hangi milletvekilleri kafir, hangi milletvekilleri Müslüman ortaya koydu mu koymadı mı? Ne güzel hikmeti var bu işin. Kim dine düşman, kim İslam'a düşman, kim İslam'ın önünü kesmek istiyor, kim Muhammed Mustafa'nın önünü kesmek istiyor, hepsi teker teker şu cumanın bereketine bak. Hepsi ortaya çıktı.
hani takke düşmeli ki kel olduğu anlaşılsın bir adamın. Başı kel mi değil mi? Ne zaman anlarsınız? Takke düşer ha, ulan bu adam kelmiş. Onun için her şeyde hikmet var, bereket var, rahmet var, mana var, mahiyet var. İnşallah ne yaparlarsa yapsınlar, İslam'ın lehine olacak, Kur'an'ın lehine olacak, Müslümanların lehine olacak. Bu açıdan hangi konuyu gündeme getirelim diye düşündük. İslam'ın düşmanları da tabii şiddetini artırıyor, tecavüzlerini artırıyor. Önce kelime üzerinde zihinleri bulandırmak, karıştırmak istiyorlar. Önce kelime. Ne kelimesi? İşte İslam kelimesi. İslam kelimesinin üzerinde yeryüzünde Müslümanların zihnini veya Müslümanlığa sevgi duyan, sempati besleyen, Müslümanlığa karşı sevgiyle bakan insanları caydırmak için, kuşkuya, endişeye, şüpheye düşürmek için İslam kelimesi üzerinde tereddüt uyandırıyorlar. Sanki bir tane İslam yokmuş da çok İslam varmış. İslam'ın çeşidi çokmuş gibi bir görünüm vermeye çalışıyorlar. Sanki İslam bir tane değil, birkaç tane İslam varmış, çok İslam, çeşitli İslam varmış gibi bir izlenim, bir görünüm vermeye çalışarak zihinlerde bir bulantı hesapları yatıyor. Onun için bakınız, mesela İslam deyince hepimizin anlayacağı bir tek mesele var. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında, Allahu Teala tarafından insanlara arz edilen Allah'ın hükümleri, esasları, ayetleri, nizamı, Kur'an ile ve sünnet ile belirlenen dinin kendisi akla geliyor. İslam. İslam nerede? Şu anda yeryüzünde İslam'ın kaynağı, menbaı nerede diye araştırsanız, Kur'an-ı Kerim nazil olduğu tarihten bugüne kadar aynen duruyor. Kaynağa hiçbir şey müdahale edememiş. İslam deyince akla Kur'an'ın tamamı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gelecek. O da tamam. 600 bin hadisin tamamı tamam. Hiç bozulmamış, karışmamış. Hadis alimlerimiz ayırmış, tasnif etmiş, seçmiş. Zayıfını sıhhatliden, sıhhatli zayıftan ayırmış. 6 tane hadis kitabı tanzim edilmiş. 6 tane hadis kitabı. 600 bin hadisin içinden. Bu 6 tane hadis kitabına ne diyoruz? Kütüb-i sitte. Sitte Arapça 6 demek. Kütüp kitaplar demek. Kütüb-i sitte 6 tane hadis kitabı. Şimdi bu muazzam hazineyi, kütüb-i sitteyi, 6 hadis kitabının hulasası olan bu kitabı, çok değerli bir ilim adamımız, ehli sünnet vel cemaat olan çok değerli bir hoca efendi tercümesini ve izahını, yorumunu, şerhini yapmış bulunuyor. 18 cilt halinde baskıya vermiş, hazırlamış, matbaadan çıkmış bulunuyor. Ve bunu zannediyorum Zaman Gazetesi kendi okuyucularına hiç para almadan karşılıksız bu 18 cilt eseri, bu muazzam hazineyi hediye olarak vermeye başlamış. Alakadar olun, evlerde bu takımın, bu kaynağın bulunması lazım, kütüb-i sitte. Evet, İslam deyince işte kaynaklarımız belli, hiç uzaklara gitmeyiz, aklımız karışmaz. Ama İslam'ı bilmeyenlerin aklı karışabilir. Nereden? Kelimeden başlatıyorlar bu karışıklığı. Efendim, sanki bir çeşit değil de birkaç çeşit İslam varmış görünümü veriyorlar dedim. Gazeteler okuyorsunuz, gazetecileri mümkün mertebe takip ediyorsunuz, görüyorsunuz İslam'ın üzerinde çeşitli spekülasyonlar, yani oyunlar oynanıyor. Efendim, nasıl İslam? Radikal İslam. Bakın, radikal kelimesini işitmişsinizdir, radikal İslam. Radikal tabii Latince bir kelime, radikal. Türkçesi kökten, temelden, esastan, kökten demek. Radikal İslam, İslam'ı temelden ele alan görüş anlamına geliyor. Şimdi radikal İslam, daha liberal İslam, daha siyasal İslam,
Daha Alevi İslam, Türk İslam, Arap İslam, Avrupa İslamı, Asya İslamı, bakın kaç çeşit ortaya atmaya kalkıyorlar. Halbuki İslam bir tane. Nerede o? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Karışmamış, bozulmamış, hiçbir şey katılmamış, atılmamış. Dini İslam tek başına pırıl pırıl bozulmadan duruyor. Daha bunun çeşitliliği olmaz. Efendim radikal İslam'mış, liberal İslam'mış, siyasal İslam'mış, falan İslam filan İslam. Hepsi tamamen Müslümanları, Müslümanların zihinlerini bulandırmak, gençlerin İslam'a sevgi duyanların akıllarını karıştırmak için uydurulan haince planlar. Efendim dinci, daha sonra aşırı dinci, daha sonra kökten dinci, daha sonra daldan dinci, işte yapraktan dinci, bakın din kelimesini ve dinci kelimesini de kaç çeşide çıkarttılar. Vallahi bunu yazanlar, bunu yapanlar namuslu insanlar değillerdir. Bunu yapanlar dinci, aşırı dinci, kökten dinci, falan dinci, yazılarını yazan yazarlar, muhabirler, muharrirler, profesörler, siyasiler, şerefsiz insanlardır. İslam'ı saptırmak isteyenlerdir. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam Kur'an'dır. Kur'an'ın kökünü almayıp dalını, yani Kur'an'ın tamamıyla mükellefiz. Bir kısmını alalım, bir kısmını atalım diyebilir misiniz? İman parçalanmaz, Kur'an parçalanmaz, İslam parçalanmaz. Bir bütündür. Amentü bir bütündür, kelime-i şehadet bir bütündür. Kur'an'ın ayetleri bir bütündür. Sure-i Fatiha'yı alalım, efendim Sure-i Fetih'i atalım diyemezsiniz. Bütün surelere iman etmek zorundasınız. İslam parçalanmaz. İslam'dan kastımız Kur'an-ı Kerim ve ehadis-i nebeviye, hadislerin bir kısmını alalım, bir atalım diyemezsiniz. Bütün bunlar birer oyundur. İslam'ın üzerinde, İslam'a karşı duyulan itimadı, itibarı, sevgiyi, alakayı, coşkuyu kırmak için ortaya atılmış sinsi planlardır. Bunlara itibar etmemiz mümkün değil. Onun için bu hususlarda büyük dikkat göstermemiz lazım. Bu açıklamayı yaptıktan sonra önce cuma tatili kelimesi üzerinde durayım. Kelime baştan başa hata. Cuma tatili kelimesi çok çirkin bir kelime. Cuma tatili. Cuma kelimesiyle tatil kelimesi anlaşılmadan, incelenmeden ortaya atılmış çirkin bir ifade. Efendiler, cuma bir günün adıdır. Günün adı. Haftada 7 tane gün var. Bu günlerden bir tanesinin adını Cenab-ı Hak Yevmül Cuma, Cuma günü diyor. Arapça yevm gün demek, yevm. Yevmiye buradan geliyor, yevmiye. Yani gündelik anlamına gelen kelime. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçti mi tamam, kaynak sağlam. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Doğrudan dolayı kime hitap ediyor siz söyleyin? Müslüman olanlara, iman edenlere. Hani cuma namazının iman etmeyen, Müslüman olmayanlarla hiçbir alakası yok. Ya eyyühellezine amenu. Cemaat-i Müslümin bir noktada daha anlaşmak lazım. Bakın medya dediğimiz görüntülü ve görüntüsüz diye isimlendirilen bütün haber kaynaklarına, yayın vasıtalarına medya diyorlar. Medya, Yunanca bir kelime, Latince bir kelime. Bu basın yayın organlarında yazı yazanlara bakınız. Siyaset meydanlarında konuşanlara bakınız. Hatip dediğimiz konuşmacılara bakınız. Sık sık şöyle bir söz ortaya atıyorlar. Sık sık şu sözü kullanıyorlar. Efendim insanları inananlar ve inanmayanlar diye ikiye bölmeyelim. Ayrımcılık yapmayalım. İnananlar, inanmayanlar diye insanları ayırmayalım. Diyorlar mı, demiyorlar mı? Bu söz vallahi cehalet alametidir. Niye? Kur'an-ı Kerim'de insanları inananlar ve inanmayanlar diye
Allah-u Teala bizzat kendisi ayırmıştır. Bunun hacı ile hoca ile bir alakası yok. İşte biraz sonra anlatacağım. Ya eyyühellezine amenu ne demek? Ey 6,5 milyar insanın içinde sadece Allah'a iman edenler. Bak ayırdı. Bu ifade, ya eyyühellezine amenu ifadesi içerisinde 750 milyonluk nüfusa sahip olan Hindistan'daki insanlar dahil mi değil mi? Değil, ayırdı işte. 1,5 milyar nüfusu olan Çin milletini, Çin halkını, Çinli insanı Cenab-ı Hak bu hitabıyla ayırdı mı ayırmadı mı? Vallahi ayırdı. Bak ayırıyor. Ayıran Allah'ın kendisidir. Kimsenin böyle bir şeye selahiyeti de yok. Ya eyyühellezine amenu demek ey iman eden Müslümanlar. Bak Hindular hariç, Japonlar hariç, Fransızlar hariç, İtalyanlar hariç, Amerikalılar hepsini hariç, hepsini Allah kaldırıp atıyor. Bunlar çok mühim meseleler. Öbür taraftan Kur'an kul ya eyyühel kafirun, ey kafir herifler, ey kafirler diyor. Bu ifadenin ve bu çağrının, bu hitabın da içinde yeryüzündeki Müslümanlar hariç tutuluyor. Ya eyyühel kafirun deyince bu hitabın içinde Müslümanlar var mı yok mu? Yok. Yoktur. Bak Müslümanı ayırdı Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenu derken müminleri kafirlerden ayırdı. Ya eyyühel kafirun derken müminleri kafirlerden, deminkinin kafirleri müminden ayırdı. Bak ayır. Yani ayırmak İslam'da var mı yok mu? Bunu kabul etmek lazım. İslami değerdir bu. Efendim kimseyi ayırmayalım. Kimseye kafir demeyelim. İnananlar inanmayanlar demeyelim. Bu sözler vallahi cehalet alametidir. Kur'an'ı bilmeyenlerin, İslam'ı bilmeyenlerin sapıklığıdır. Açın Kur'an'ı her sayfada. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey seçilmişler, ey sevilmişler, ey emanetime mükellef olanlar. Bunlar nedir bunlar? Boşuna mı söyleniyor bunlar? O halde bu noktada bir kere anlaşmamız, ittifak etmemiz lazım. Allah bunu ayırmıştır. Ya eyyühellezine amenu. Aynen cuma namazıyla alakalı ayetin başında da işte böyle. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, Müslümanlar, izâ nudiye lissalâti min yevmil cuma. Bak yevmi cuma, cuma günü kelimesi Kur'an'da geçiyor. Min yevmil cuma, cuma günü. Namaza çağırıldığınız zaman izâ nudiye, Arapça nida ne demek? Nida, seslenmek. Cuma namazına, cuma günü seslenildiğiniz zaman, sizi müezzin seslediği zaman fes'av ila zikrillah, derhal Allah'ı zikretmeye koşun. Allah'ı zikretmeye mani olan haller varsa vezerul beyr, alışverişi durdurun. O anda alışveriş, mübayağa, bey'u şira, yani alım satım, pazar, piyasa, her şey duracak. Ne zamana kadar? Ya Rabbi bu çok mu sürer? Akşama kadar mı? Hayır hayır. Bakın Cenab-ı Hak ne kadar merhametli. Sınırlarını belirtmiş. Onun için cuma tatili yanlış bir tabirdir. İslam'da tatil kelimesi yoktur. Tatil ataletten gelir. Atalet tembellik demek. İslam'da tembellik yoktur. Tatil kelimesinin İslam'daki manası işe ara vermektir. İşe son vermek değil, ara vermek. Bir ara durdurmak demektir. Nefeslenmek anlamındadır. İşe son vermek değil, işe ara vermek, tatil. Ne zamana kadar bu alışverişi bırakalım ya Rabbi? Fes'av ila zikrillah ve zerul beyr. Alışverişi durdurun. Meşguliyeti kesin. Allah'ı zikirden başka şeyle meşgul olmayın. Ne zaman? Cuma saatinde. Ne zamana kadar? Ha, ayet onu açıklamış. Feiza kudiyetis salatu. Cuma namazı eda edildi mi? Femteşirû fil ard. Herkes işinin başına dönsün. Ayetten sabit. Herkes işinin başına, tezgahına, dergahına, okuluna, dairesine, işine, tatil yok. Cuma gününün tatil olması Kur'an'da yoktur, sünnette yoktur. Asr-ı saadette yoktur. Sonradan uydurulmuş bir tatil. İslam'da tatil yoktur. Yahudiler bütün cumartesini tatil etmişlerdir.
Çünkü açın sahte Tevrat'ı, uydurma Tevrat'ı bende var okuyorum. Cuma günü yolculuk yapmak, cumartesi günü Yahudilerce, Musevilerce, cumartesi günü yolculuk yapmak haramdır. Yola çıkmazlar, ateş yakamazlar, sıcak yemek yemek haramdır. Sigara içemezler, arabayı çalıştıramazlar. Gidin İsrail'e, cumartesi günü bir tek sigara içen göremezsiniz. Ateş yakmak yasaktır diye. Güneş doğduktan batıncaya kadar cumartesi günü Yahudinin eli kolu bağlıdır, hiçbir iş yapmaz. İslam'da vallahi böyle bir şey yoktur. Sadece izâ nûdiyelis salâti, namaza çağırıldığınız dakikadan başlar, feizâ kudiyetis salâtu, cuma namazı eda edilinceye kadar toplam yarım saat, hadi siz söyleyin bir saat, gerisi tatile girmez. Kur'an'ın dediği budur. O halde cuma tatili yalan bir tabirdir, sahte bir tabirdir. Cuma günü Müslümanların bütün günü tatil değil. Sadece cuma namazı kılınan dakikalar. Saat de demiyorum çünkü bir saat olmayabilir. Çünkü hutbe vardır. Hutbeden sonra iki rekat cumanın farzı vardır. Ondan sonra dört rekat ilk sünnet, iki rekat son sünnetler vardır. Ama toplam Kur'an'a göre esas itibariyle cuma namazı iki rekat farzdan ve bir de hutbeden ibarettir. Fes'av ila zikrillah dediği, yani koşun Allah'ı zikretmeye dediği, yani hutbeyi dinlemeye koşun. Cuma günü zikrullah'tan maksat neymiş siz söyleyin, hutbe ve namaz. Hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbe olmadan cuma namazı olur mu olmaz mı? Asla olmaz. Ve hutbenin önemine bakın ki mutlaka cuma namazından evvel hutbe okunur. Geçen gün bir paşa konuşuyor. Atatürk Barış Ödülü, ödülünü dağıtım törenlerinde paşa, 12 Eylül'ün paşası konuşuyor, konuşturuyorlar daha doğrusu. Bu cuma bahsini sordular. Efendim diyor, cuma pek önemli bir şey değil diyor. Hoca diyor iki rekat cuma namazını kıldırır, ondan sonra hutbeye çıkar diyor. Cuma namazı kılındıktan sonra hutbe okunur. Şu adamdaki cehalete bakın Allah aşkına. Demek hayatta bir tek defa cuma namazı kılmamış bu. Hadiseye bakın. İmam diyor iki rekat cumanın namazını kıldırır sonra hutbeye çıkar diyor. Bak 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 bak. Şu öküze bak Allah aşkına. Hiç mi görmedin be adam, 70 yaşına geldin sen ya. Hiç mi cumadan haberin yok. Hiç mi aldın secdeye gelmedi. İmam diyor iki rekat cumanın farzını kıldırır hutbeye çıkar diyor. Allah, şu cehalete bak. Dünyada bu kadar büyük cahil olamaz. Ve arkasından da hutbede diyor, insanların diyor hutbeden maksat hutbedeki konuşmaları dinlemesidir diyor. E bugün televizyonlar var diyor, ben kulağımla dinledim. İnanç dünyası var, televizyonlarda konuşmalar var. Hutbeye gerek yok, zaten konuşmalar dinleniyor, ne lüzum hutbeye diyor. Şu hale bak Allah aşkına ya. Sanki Allah yokmuş gibi konuşuyor. Bu bir paşa, Türkiye'nin kaderine büyük bir giriş yapmış, koca bir paşa bu adam ya. Hale bakın Allah aşkına. Öbür taraftan hasbel kader devlet bakanlığı yapmış, insan haklarından sorumlu devlet başkanı yapmış adam o gün yine akşam konuşuyor. Efendim cuma namazı diyor fazla önemli değil. Cuma kılamayanlar kaza edebilir diyor. Hayda, şu bir başka hayvan da bu. Cuma kaza edilir, buna bu kazası yok, buna fazla ya. Hiç bu kadar basit adam olur mu dünyada? Yani bunlar nasıl devleti yönetecek, nasıl ülkeyi yönetecek? Benim aklım hayalim an dünyada bu kadar toplumuna, insanına zıt bir devlet adam olmaz. Hiç bu kadar zıt adam olmaz dünyada. Korkunç. Vaktiyle İstanbul Müftülüğü'nde müftü muavin olarak bulunduğumuz yıllardaydı. Cuma günleri çok bilgili, ilgili, saygılı bir genç bir adam geliyordu müftülüğe, Süleymaniye'de. Ama çok konuları da araştırmış, okumuş, hoşumuza giden bir adam, cuma günü. Nerede çalışıyorsun diye sormuştuk, gelemiyorsun. Dedi ki, vallahi beni cumaya gönderen dedi, profesör, bölümün başkanı, o çalıştığım yerin başkanı, profesör gönderiyordu. O profesör gitti, yerine başka profesör geldi, beni cumaya göndermiyor, yasakladı diyor, çıkamıyorum. Ya nasıl profesör? Cahil bir profesör dedi, zır cahil. Ben demiş, sayın profesörüm cumaya gitmek istiyorum demiş o yeni gelen profesöre.
Profesör kızmış. Bir oğlum demiş, şu merdivenin altında demiş, sana seccade verdik, yer verdik, cumayı demiş şurada tek başına kılsana, ne işi var, ne işi var camide demiş. Bunu söyleyen bir profesör, hayvan profesör, merkep bile olamaz bu adam ya. Demiş ki bu arkadaş Sefer, sayın profesörüm demiş, merdiven altında bana yer verdin ama demiş, beş vakit namaz için kılıyorum. Cuma namazı yalnız kılınmaz demiş, Hanefi mezhebine göre en az 4 kişi, Şafii'ye göre 40 kişi lazım. Yalnız kılınan bir namaz değil ki deyince, ulan demiş bana mı öğretiyorsun hayvan oğlu hayvan, basmış tekmeyi bu adama, tokatı. Profesöre bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin profesörleri bunlar. Cuma deyip geçmeyin, bakın ne cahiller ortaya çıktı, ne öküzler ortaya çıktı, boynuzu görünmeyen öküzler bunlar. Cahil adamlar, sefil adamlar, gafil adamlar, hain adamlar. Bakın bir cuma meselesi kimlerin ele verdi, kimlerin mahiyetini ortaya koydu. Nedir bunlar Müslümanlar? Dünyanın hiçbir ülkesinde idare edilenlerle idare edenler arasında bu kadar cehalet olmaz. %99'u Müslüman olan ülkenin yöneticisi, paşası böyle olur mu ya? Şu paşaya bakın, adamın aklı duruyor vallahi. Nasıl olur bir milletin başına geçenler bu kadar cahil olur? İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak, Hazreti Muhammed Mustafa'dan kat kat uzak. Bu cehaletin sonu gelmez. Bu böyle gidemez, bu böyle devam edemez. Onun için ibretle hadiseleri takip etmek lazım. Cuma deyip geçmeyiniz. O halde cuma günü sadece dış ezan okunurken Allah'ın yasaklama, yani alışverişi durdurun, vezerül bey'i ayeti var ortada. Yasak sınırı dış ezan okunurken başlıyor. Cuma'nın farzı eda edildikten sonra Allah'ın koyduğu yasak ne oluyor siz söyleyin? Kalkıyor. Hadise bu kadar basit. Ondan sonra isteyen camide kalır, isteyen sünnetleri kılar, isteyen gider evinde kılar, iş yerinde kılar, tesbihini ister burada çeker, ister gider evinde çeker, tezgahının başında çeker, artık kimseyi burada bağlayamaz. İslam ne kadar makuldür, toplam yarım saatlik bir hadisedir. Hutbenin uzun olması da asla İslam'da muteber değildir. Hutbe ne kadar kısa olsa, ne kadar kısa okunsa o kadar muteberdir. Uzatmak muteber değildir. Yarım saatlik bir ibadettir cuma. Bunun üzerinde bu kadar fırtına kopartmanın ancak imansızlıkla alakası vardır. Cuma namazının üzerinde olumsuz fırtına koparanlar kesinlikle imansız adamlardır. Bunun neresinde fırtına kopar? Ne var bunda? Ne var bunun üzerinde bu kadar spekülasyon, velvele, ürkütme, korkutma? Neredeyse ihtilal olsun diyecekler. Neredeyse ihtilal olsun diyecekler. Neredeyse memleketi batıracaklar. Bir cuma günü namaz ile alakalı bir olay, başka bir şey değil. O da tatil olmuyor, bütün günü tatil etmiyorsunuz. Zaten her gün öğlende öğlen tatili var. 1,5 saat midir, 1 saat bilemiyorum. Yani bir öğlen tatili var. Yeni bir tatil kanunu çıkmıyor. Yeni bir tatil getirmiyor. Bu öğlen tatilini vilayetlerdeki valilere yetki verelim. Her vali bu öğlen tatilini bulunduğu vilayetin takvimine göre cuma namazına başlamayla başlasın diyor. Mesela Elazığ'ı size söyleyeyim, memleketim olduğunu söylüyorum. İstanbul'a göre Elazığ'da cuma namazı 45 dakika evvel kılınıyor. Öyle mi değil mi? 45 dakika evvel. Diyelim ki 11.30'da cumanın ezanı okunuyor. 11.30'da. Resmi öğlen tatili kaçta başlıyor siz söyleyin? 12'de. 11.30'da cuma ezanı okunursa gönül rahatlığıyla bir devlet memuru bu namaza gidebilir mi, gidemez mi? Gidemez. Yarım saat var tatile. Gidemez. Gitse bile çekine çekine gider. Yahut amirinin merhametine sığına sığına gider. Niye sığınsın ya? Niye sığınsın amirine? Niye sığınsın? Niye amirinin merhametine, niye komutanının merhametine kalsın? Niye rahat bir şekilde, niçin gidemesin? Niye onun bunun merhametine sığınsın? 11.30'da ezan okunduğu zaman daha tatile, öğlen tatiline yarım saat var. Kalkıp gitse
mesaiden yarım saat salmış olacak güya. Rahatsız olacak, huzursuz olacak, kalben rahatsız olacak. Ha, bu teklif ne diyor? O vilayetin valisi öğlen tatilini 11.30'da başlatsın. Yani yarım saat öne alsın. Dolayısıyla memurlar namaz kılmak isteyen namaza, istemeyen de cehenneme direkt gitsin, hiçbir şey diyen yok. Namazını kılsın, gelsin yemeğini yesin, dairesine gelsin. Bu kadar makul, bu kadar güzel bir teklifin karşısında bu isyan ancak imansız olmanın alametidir. Başka hiçbir şeyin alameti değildir. Allah-u Teala daha fazla bu zalimlere fırsat vermesin inşallah. Bu kişilere Cenab-ı Hak meydanlarımızı, imkanlarımızı bunlara Rabbim teslim etmesin. Bunlara bu imkanları ve meydanları teslim edenlere Allah hidayet nasip eylesin inşallah. Böylece cuma konusunu da kısaca açıkladıktan sonra önümüzdeki haftanın içinde en büyük hadise hicret hadisesi demiştim. 1415. hicret yılı bitiyor. Kaçıncı hicret yılı başlıyor? 1416. hicret yılı başlıyor. Demek ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin üzerinden ne kadar zaman geçmiş? 1516 sene geçmiş. Ya ne kadar zaman geçmiş. Mekke'den Medine'ye hicret. Büyük bir hadise. Bu noktada da birkaç hususu arz edip zaten ezan yaklaşıyor. Hicret olayı başlı başına bir İslam tarihinde çok ehemmiyetli, çok çileli, çok zahmetli ama sonuç itibariyle çok rahmetli ve bereketli bir hadisedir. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye arada hacı kardeşlerimiz yakinen biliyorlar tabi arada 450 kilometre mesafe var. Mekke'den Medine'ye yani buradan Ankara kadar galiba bir mesafe var. O mesafeyi aşmış Allah'ın Resulü ve Müslümanlar, ashab-ı kiram, Mekkeli Müslümanlar Medine'ye göçmüşler, hicret. Hicret bir yerden bir yere göçmek anlamına geliyor. Bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalmak. Kelime manası göçmek, bir yerden bir yere. İslami manası, yani Kur'an'da geçen hicret kelimesinin anlamı çok özel, çok hususi bir manası var. Mutlaka Allah'ın emriyle. Allah'ın emri olmadan bir peygamber bulunduğu yerden çıkabilir mi, çıkamaz mı? Çıkamaz, asla çıkamaz. Çünkü peygamber Allah'ın memurudur. Peygamberler Allah'ın memurlarıdır. Ondan emir almadan kıpırdayamazlar. Kıpırdayamazlar. Allah'ın Resulü, kevn-ü mekanın nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz bizzat Rabbül Aleminden izin almıştır. Ve hatta Allah-u Teala kendisine izin vermekle kalmamış, bir de en sevdiği bir arkadaşı ona ikram etmiş. Kimdir? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala Efendimiz. Hem izin vermiş hem arkadaş vermiş. O bir tane istiyor, Allah 5 tane veriyor Habibine. Bu bir çile tabii. Bir imtihan. Neler bu hicret hadisesinde o kadar ibret alınacak hadiseler var ki. Ancak hemen şurasını açıklamak icap ediyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz veya bazı yazarlar, çizerler hicreti yanlış anlatıyorlar. Yanlış. Sanki Müslümanlar kaçıyormuş gibi kaçmak anlamına kullanmaya kalkışıyorlar. Hicret kaçmakla alakası yoktur. Bakın hicret, yani Müslümanlar zahmetten, efendim sıkıntıdan kaçıyor değil. Uzaktan yakından alakası yok hicretin kaçmakla. Bu tabir, peygamber bundan bile, peygamber vazifeden kaçar mı? Peygamber çileden, zahmetten kaçar mı? Peygamber Allah'ın korunmasında, Allah'ın sevdiği, Allah'ın seçtiği bir insan. Hiç peygamber kaçar mı? Peygambere iman eden müminler kaçar mı? O halde hicretin kaçmakla bir alakası yok. Evvela burayı silmek lazım kafadan. Ama Avrupalılar, Avrupalı müsteşrikler, Avrupalı müşrikler, Avrupalı yazarlar
hicreti bir kaçış anlamına, paniğe kapılmak anlamına alıyorlar. Evvela bu hadiseyi bundan tenzih etmek lazım. İkincisi, hicret, müminler kardeşler, şu kadar anlasak yeter. Hicret, bir kimsenin, bir Müslümanın inancından yana, Allah'tan yana, Hazreti Muhammed Mustafa'dan yana, Kur'an'dan yana tercihini ortaya koymasıdır. Tercihinizi ortaya koyuyorsunuz. Ne olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Tavrınızı belirliyorsunuz. Tavır, hani nasıl bir tavır sergilemeniz lazım? İşte hicret bunu ortaya koyuyor. Mekke'de bir yönetim var. Müşrikler Mekke'ye hakim. Mekke yönetiminin başında onlar. Direktif onlarda, emir onlarda, yetki onlarda, selahiyet onlarda. Alabildiğine Allah'ın haram ettiği şeyler var. Putlar var, içki var, fuhuş var. Diri diri kızlar topraklara gömülüyor. Zinanın her çeşidi var. Böyle bir toplumun içinde Müslümanlar hicret ediyor. Yani öyle bir toplumu istemediklerini, öyle bir yönetime karşı olduklarını hicret ederek ortaya koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? Hicret tavır belirleme olayıdır. Arkadaş, tavrınızı ortaya koyun denir ve herkes neye inanıyorsa inandığına uygun bir tavır ortaya koyar. Yani inandığı gibi yaşamanın, hicret etmeden önce müminler, Müslümanlar Mekke'de siz söyleyin inandıkları gibi yaşayabiliyorlar mıydı, yaşayamıyorlar mıydı? İşte sebep hicret budur. İnandığı gibi yaşamak için yapılan bir olaydır hicret. İnandığı gibi yaşayabilmenin mücadelesidir hicret. Kaçmak değildir, göçmek değildir, pasif bir hareket değildir, aman başıma bir iş gelmesin demek, kavgadan kaçmak, cihattan kaçmak değildir. O da bir cihadın başka bir tarzıdır. Çok yanlış anlaşılmış hicret. O da bir taktiktir. O da bir mücadele metodudur hicret. Tavrınızı ortaya koyacaksınız. Bakın mesela İslam'da cihat dediğimiz, Allah yolunda savaş dediğimiz hadise, hicretten evvel Müslümanlar savaşmakla emrolunmamışlar. Sorayım size, büyük savaşlardan Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, hicretten evvel mi, hicretten sonra mı, ne dersiniz? Hicretten sonradır. Bakın, hicretten evvel savaş yok. Allah müsaade etmemiş. Hakaret ediyorlar, müsaade yok. İşkence yapıyorlar, müsaade yok. Ellerini kaldırmaya müsaade yok. Hicretten evvel. Ama hicretten sonra müsaade edilmiştir. Bunun mutlaka bir sebebi var tabii. Hikmeti var, manası var, hakikati var. Niçin hicretten evvel Müslümanlar, o zaman da hakaret ediliyordu, işkence yapılıyordu, türlü türlü çilelere maruz. Neden o zaman savaş emredilmedi de hicretten sonra savaş emredildi, müsaade edildi, izin verildi? Efendiler, işte demin hicretin manasıyla alakalı bir cihat olduğu için söylüyorum. Hicret demek evvel emirde bir kişinin bulunduğu yerden, evinden, kövünden, keyfinden, icap ederse karısından, kızından, altınlarından, gümüşlerinden, menkul ve gayrimenkul varlıklarından ayrılmak demek midir, değil midir? Ayrılmak demektir. Hicret, bulunduğunuz yerde ayrılıyorsunuz. Toprağınızdan, bahçenizden, yazlığınızdan, kışlığınızdan, tapulu evinizden çıkıyorsunuz. Hicret. İstemeye istemeye çıkıyorsunuz. Kendi malınızdan ayrılıyorsunuz, kendi mülkünüzden ayrılıyorsunuz. Ayırıyorlar sizi, size kalsa ayrılmazsınız. İsteyerek değil, istemeyerek evinizden, o güzel yuvanızdan, ailenizden, karınızdan, kızınızdan, çoğu zaman varlığınızdan ayrılıyorsunuz. Hicret budur. Yani insanın canı müstesna, her şeyden ayrılmaktır hicret. Ama can müstesna, hicret eden adam canından ayrılıyor mu? Hayır, can pazarı yok.
can pazarı yok. Hicrette mal var, hicrette ev var, hicrette köy var, hicrette eşya var, madde var. Can yok. Ama savaşta, tam savaş esnasında en tehlikeli olay nedir? Canımızdır. Hicret ederken malımız, savaşırken siz söyleyiniz, canımız mevzubahistir. Allah-u Teala burada bir eğitime tabi tutmuş ashab-ı kiramı, hicretten evvel savaş, savaşa müsaade etmemiş. Mukatele dediğimiz muharebeye müsaade etmemiş ama hicretten sonra ona da müsaade etmiştir. Niçin? Hicret ile evvela ashab-ı kiram Allah tarafından imtihana tabi tutulmuş. Bakalım Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama inananlar, ashab-ı kiram mallarından, mülklerinden, evlerinden, köylerinden, keyiflerinden, rahatlarından, istirahatlarından, altınlarından, gümüşlerinden, tapularından, kapılarından ayrılabiliyor mu, ayrılamıyor mu? İmtihan. Nasıl ki sahabe-i kiram bu imtihanı kazandılar, hicret ettiler, o halde can malından ayrılmayı başaranlar canından da ayrılabilir diye Bedir Harbi'ne müsaade edildi. İmtihanı görüyor musunuz? Evvela malından ayrılmayı Allah öğretiyor, hicretle, arkasından da Bedir Savaşı'na canından ayrılmayı öğretiyor. Ne güzel bir sırası var bu işin. Malından, mülkünden ayrılamayan insan, siz söyleyin canından ayrılabilir mi? Allah-u Teala bunu bildiği için hicretten evvel savaş emretmemiş. Sahabe imtihan edilmiş, muazzam eğitilmiş, öğretilmiş, anlatılmış, yetiştirilmiş, bulunduğu zeminden ayrılmaya alıştırılmış, eşyasından, maddesinden ayrılmaya alıştırılmış, arkasından da buyurun cihada, Bedir Savaşı'na davet edilmiş. Ve Bedir'de aslanlar gibi kükremişler. Ve Ebu Cehil denen Mekke yönetiminin başkanını Bedir Harbi'nde canına almışlar. Biliyorsunuz Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Hicret ile cihat birbirine ayrılmaz. Kıyamete kadar İslam'ın mücadelesi devam edeceğine göre hicret de bitmeyecek, cihat da bitmeyecektir. Bitmeyecektir. Yani hicret sadece Efendimizin ve o günkü Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesine ibaret değil, kıyamete kadar hicret devam edecek. Çünkü cihadın ma kabli yani öncesidir. Cihada hazırlıktır. Malından, mülkünden ayrılmaya, eşyasından, maddesinden ayrılmaya, ailesinden, ehlinden ayrılmaya bir ayrılma eğitimidir, bir teşviktir, bir tebliğattır. Cihat, cihattan önce bir tebliğattır bu. Ve bundan dolayı da cihatla hicret birbirini tamamlayan iki büyük unsurdur. Cihadı hicretten ayıramazsınız, hicreti cihattan ayıramazsınız. Cihat hicreti takip eder, hicret de cihattan önce hazırlığı icap ettirir. Bir hazırlanmadır, bir toparlanmadır. Cemaat haline gelmektir, kuvvet haline gelmektir, devlet haline gelmektir. Ve arkasından çıkarıldığı yeri gelip tamamen teslim almaktır. Nitekim ashab-ı kiram bildiğiniz gibi hicret etmek zorunda kaldıkları Mekke'yi sonunda gelip Mekke'nin fethiyle Mekke'yi aldılar mı almadılar mı? Aldılar. İzâ câe nasrullâhi vel fethu. Ayet haber veriyor. Demek ki cihat kaçmak değilmiş. Taktik değiştirmektir. Hazırlanmaktır. Hazırlık yapmaktır. Cihadın öncesinde cihattan evvel cihat, öncesinde arefesinde bu hazırlığı yapmanın bir başka adıdır. Yoksa savaştan kaçmak, çileden kaçmak, zahmetten kaçmakla hicretin hiçbir alakası yoktur. Böyle anlatımlar yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Allah-u Teala yeryüzündeki Müslümanlara bu ilahi kavramları hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Amin. En büyük felaket kelimeleri ve kavramları yanlış anlamaktır. Yanlış anladınız mı? O yanlışı atıncaya kadar zaman geçiyor, vakit geçiyor, emek geçiyor, enerji tükeniyor. Yanlış anlamak çok hatalıdır. Keşke hiç anlamasaydı da
anlamasaydı da yanlışlığa düşmeseydi. Yanlışı düzeltmek çok zor. Alışıyor adam, o alışkanlığına mahkum oluyor. Bir türlü kurtaramıyorsunuz, çekemiyorsunuz. Eroin gibi, içki gibi, alkol gibi yanlış adamı sarıyor ve kurtulamıyor. Onun için Türkiye'de dikkatle bakın, İslam hakkında konuşanların konuşmaları tamamen yanlış olduğu halde onu kabul etmiyor. Ben Müslümanım diyor, ben de biliyorum, ben de anlıyorum diyor. Yanlış anladığının farkında değil. Onun için hiç İslam'dan haberi olmayan bilgisiz bir adama İslam'ı anlatmak daha kolaydır, bir şeyler biliyorum zannedenden daha kolaydır. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı rızasından ve rahmetinden ayırmasın kardeşler. Ezan-ı Muhammedi okundu, uzatmayalım. İnşallah bu cuma öğlen tatiliyle cuma arasındaki bu bağlantı kurulursa bizim vaaz-ı nasihatlarımız da biraz rahatlayacak. İnşallah memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, bankada çalışan kardeşlerimiz biraz daha rahat nefes alma imkanı bulacaklar. Dua edin ki bu kanun çıksın inşallah. Biz de kürsüde biraz daha konuşma imkanı bulabilelim o zaman. Bakın ezan okundu, beni bir sıkıntı aldı. Uzatsam mümkün değil. İşi gücü olanlar var. Giriyor, azarlanıyor. Hakarete uğrayan var, azarlanan var. Ben sana bu kadar mı müsaade etmiştim diyen var. Ezilen var, üzülen var. Uzatamıyoruz. Uzatamayınca konuşmamızı nereden başlayıp nereden bitireceğimizi kestiremiyoruz. İnşallah böyle bir rahatlığa kavuşuruz. Hak Teala ehli insafa, ehli imana, ehli vicdana, ehli Kur'an'a kudret ve fırsat ikram eylesin inşallah. Kardeşler geçen hafta yine o Hüsnü hocamız demiş olduğum, haber vermiş olduğum değerli İslam alimi kardeşimizin yazdığı kitaptan alamayanlar olmuş. Kalmamış, çabucak bitmiş. Aynı kitaptan yine getirmişler. Alamayan kardeşlerimiz hanımlara rehber adındaki kitaptan alabilirler. Hem dediğim gibi bir kitaba sahip olmak hem de böyle bir hoca kardeşimizi ve yüzlerce talebe okutan bu hocamızı da böylece desteklemiş oluruz. Hak Teala cümlemizi ve cümle ehli imanın hayru hasenatını, gayretini, hizmetini